oyuncu değişti, neler oldu? Evet, ne, gerçekten çehresi değişti takımın ve seçim yasaklamaya geçti. Kestucu cephesinden Lille yasaklaması geldi ve şimdi sükunetin de ilk yasaklamasını görüyor olacağız. Yani Lille ile birlikte genellikle ilk tercihten Novara'ya tercih ettiğini takımların çok fazlasıyla görüyoruz. Bir Novara'ya görebiliriz diye hissediyorum. Bu yolculuk asla bitmeyecek. Derken Matilda. Genellikle sol tarafın, sağ tarafın, kırmızı banko tarafın. Banko yasaklamalardan. Banko yasaklamalarından bir tanesi. Ya Murano, Rubin'in esamesi okunmuyor bugün. Neden öyle çok oldu? Üzüldüm. Bir fikrin var mı? Oranını bozdular bugün. Oranı yok ettiler bugün. Düştü oran ya. Evet evet, çıktı yani aradan gerçekten. %100 de gidiyordu. Daha önce bozuldu zaten. Geçen hafta bozulmuş olması lazım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bu hafta da iyice bozulmuş oldu. %100 oranından bayağı aşağı inmiş oldu. İlk haftaların yıldızı Ruby ortalarda yok. Evet, yani belki bu karşılaşma da yasaklanır. Evet, bakalım neler izletecekler bizlere. Bir beklediğiniz bir yasaklama var mı? Ya Baras yasaklanabilir, X-Borg yasaklanabilir. Genellikle Skynet bu tarz kahramanlarla. Yani Nolan'la Joe'yu kesin söylememiz gerekiyor Ruby bir anda. Bak. Ruby bu sefer burada evet, hatırlandı. Evet. Burada hatırladılar. Hatırlansın abi ya, oranı bozulmasın garibimiz. Evet. Ama zaten bir kahramanın da sezon sonuna kadar, sezon bayağı bir uzun sürüyor ya. Evet. %100 kalması o kadar kolay zor, değil. Zor değil mi biraz? Aynen öyle. Bakalım sevgili ne olacak? Sevgi umut Angela. Evet. Şimdi orman tarafında ciddi açıklıklar oluştu böylelikle. Noluğun açık. Joy açık. Karşılıklı banlarlar mı? O ihtimaller dahilinde ama buna istinaden yine alternatifler olacaktır. Baraslar, Fredrinler rahat alınabilecek eğer olunca o balları görürsek. Tabii ki bunda erken Lilya balının, Angela balının falan etkisi var. Biraz ormanın açık kalmasında. Evet. Rabi arada girip çıkıyordu. Onun tekrar burada bana girmesinin de etkisi var. Görüyor olacağız. 15 saniyelik bir süresi kaldı SUG tarafının. Ya çok açıkta kahraman kaldı. Birazcık farklı bir seçim yasaklama ekranı görüyoruz. Vexana açık mesela. Novara açık, Nolan açık, Joy açık. Sayayım mı da? Yeter zaten. Hadi millet. Hadi millet. Bendeniz. Sisi. Sisi. Ben çip gelince ne olacak çok merak ediyorum. Bir noktada katılacak gelince, çünkü. Çip gelince işin rengi çok değişecek bence. Bayağı değişecek. Çip zaten başlı başına bir problem. Sinir bozucu bir kahraman. Haritanın her yerinden çıkabiliyor. Ordusu aradan sonra mı geliyor? Net bir bilgisi yok. Net bir bilgisi yok ama yani kesin göreceğiz yani bir noktada. 7. hafta olur, 8. hafta olur ama bir yerde bir katılacaktır. Bir alışsınlar. Evet. Permabanlı olur büyük ihtimal zaten aşağıda. Bana da öyle geliyor. Çok can sıkıcı ya. Evet bayağı. Ya. Sen oynuyor musun çip? Ya oynamıyorum ama oynattırıyorum genelde. Yanında oynasınlar. Ben oynamayayım. En sevdiğim işte, en sevdiğim. Ve Vexana gidiyor son olarak. Şimdi ilk tercih hakkı Estucu'da burayı nasıl kullanırdın Eray? Şimdi şöyle, burada hem şeyin Joy'un hem Nolan'ın açık kalmasından dolayı Skynet'in birini banlaması hata olurdu. Çünkü geri kalanını onlar alacak, öbürünü Skynet alamamış olacaktı. İkisine de gitmeyip birini siz alırsanız birini biz alırız tarzı bir şey olmuş oldu. Bence doğru burası. Açıkçası Nolan ve Joy'dan biriyle başlardım ben. Ama hani hiç ormancı özeline gitmeme ihtimali de var. Evet. O tarz bir senaryoda çizilebilir. O zaman başka bir şeyden bahsediyor olacağız ki ortayı görmek gerekir öyle bir durumda. Vexana'nın da gidişiyle. Ya açıkçası Nolan veya Joy'dan biriyle Nolan açmak lazım diye ya düşünüyorum ben. Kazuyan var, Nolan oynasın. Bence de Nolan veya Joy'dan biriyle açmak lazım. Hata yapmamak lazım. Bence maksimum olan. Evet. Evet. Dediğiniz gibi Nolan geldi burada. Novara ile birlikte evet, bir şimdi asıl soru şu, Vexana banını yaparken Nolan ve Joy ikisi birden açıktı. Hani Nolan veya Joy'dan birini banlayıp diğerini siz alırsanız bize bir şey kalmıyor. O yüzden Vexana banladık. Joy'u biz alacağız mı diyor Skynet, yoksa tamamen farklı bir senaryo mu çiziyor onu göreceğiz. Novara ile birlikte Arlott ya da Joy diye düşünüyorum yani. Olur mu? Belli olmaz. Novara Joy'a okey değil misin? Ben Novara Joy'a okeyim ama Arlott'u görmek istiyorum ya. Bir önceki maçta vardı. Evet. Çok keyif alıyorum Arlott'u izlemekten. Arlott yani zaten son pozisyonda o arabayı oraya atacak bir Arlott vardı. Novara geldi Tobi'den. Yani bana Joy gibi geliyor eğer farklı bir orman stratejisi güdülmeyecekse ama görüyor olacağız tabii ki. Ne? Hilda mı? Maşa, Maşa. Maşa geldi. Yani galiba bir kere daha görmüştük değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Eylül oynamıştı. Evet. Son günlerde çok var ya. Son günlerde çok Maşa oynanıyor. Tabii Maşa'daki o tamam değişiklikler birazcık daha meta'ya girmesinde yol etirası çizdi.
Yani maşa geldi ardından yanıtla işte benim sevdiğim geldi. Arlott geliyor. Yanına Lina tabanlı. Yani kahraman da yok. Valentina olmaz mı? Gayet iyi işler çıktı bugün Valentina'nın ellerinden aslında. Yani Novari ulti hiç fena aslında bir kaynak değil alınabilecek. Belki bir iki ulti daha gelir alabileceği. Bence çok mantıklı bir tercih olur açıkçası. Ama alırlar mı? Bilmiyorum. Ben alabilirdim. Şans her zaman onlar da düşünüyorlar. Yani çok daha farklı Cloud geldi. Onlar nişancıyı tercih etmek istediler. Şimdi orta koridoru ben darlardım mesela burada Skynet'in yerinde olsam. Zaten çok ciddi bir havuz yok şu anda. Evet, evet. Lilia gitmiş zaten, Vexana gitmiş. Bir anda kere çekip... Novaria kendilerinde. Evet, Novaria kendilerinde. Havuz çok dar yani. Bir Valentina Faşa'ya saklasan... Ortalık bir anda işin rengi bayağı değişiyor. Ama tabii bakalım bunu deneyecekler mi? İlk haftada olabilir direkt. Joy mid görmüştük. Joy orta görmüştük. Evet. Böyle bir durumda Estucci oraya evrilmek zorunda kalabilir mi acaba? Banlarlar herhalde Joy'u. Ya diyeceğim de banlayacak tabii... Ya onlar Estucci hali hazırdan olan aldığı için Joy'u banlamaz herhalde Skynet. Joy ortaya döner mi? Hani biraz da Sinan'ın dediğine istinaden. Doğan'ın gücü geldi. Minator. Çok sıkıntı bir kahraman. Bir de hepsi içeri girmek zorunda kalacak ya. Doğru ulti oyun kazandırır tabii. Banlama. İkinci parti. Yani ikinci partide yasaklayacaklar, merakla ya bekliyorum. Ben Skynet'in orta koridoru bekliyorum dediğim gibi yasaklanmasın. Zaten dar bir havuz var. Cloud alınmış, Nolan alınmış. Evet, Valentina gibi. Valentina yasaklardım dediğim gibi. Belki Farsa yasaklardım. Yalnız az önce gelebilir diye düşünüyorum. Farsa, Valentina hakkında ne düşünüyorsun Burak'a? Gelebilir mi öyle bir yasaklama? Gelmez herhalde. Gelmez Valentina mi? Gelebilir de Faşa için o kadar... Garanti konuşamıyorsun. Garanti konuşamıyorum çünkü Faşa yerine başka tercihler de olabilir. Ama Valentina geldi. Geldi. Yanıtsınız. Nişancı gidebilirler. Gerçi Begin Gord falan da oynar ya. O kadar daraltamaz. Evet. Kolay da kolay değil. Leslie gitti. Bunu bekliyor muydunuz ya? Leslie'nin bu aşamada hayır, gitmesini beklemiyordum. Ben de beklemiyordum pek. Carry bekliyordum açıkçası ben. Carry'yi atarlar zaten, bir yasakımları var ya. Veya carry almalarına mı zorluyorlar? Bence hiç carry'ye zorlayacak gibi değiller. Oyuncuların buradaki hangi kahramana karşı rahat oynadıklarına göre de yapacakları tercihler değişebiliyor. Sigibum. Yani burada Cloud'un aldı. Cloud'la beraber burada güzel işler çıkartılabilir kesinlikle. Biraz uzun sürdü sanki. Biraz mı? Bir 10 saniye bayağı süreleri kaldı. Ne diyorsun Murano? Çok karışık burası bence. Onlar için de karışık belli ki. Savaşta nazik olmak sizi yıkıma sürükler. Yani Yuzong, Lunar, Arlott'u tank dominacaklarını düşündüler. Tecrübe koruduğuna bir kahraman daha gelebilir diye düşündüler. Karışık bir seçim yasaklama oldu bayağı. Bayağı beyinler çarpışıyor şu anda. Ya hala hazırda Arlott vardı. Herhalde Arlott'un pozisyonunun değişme ihtimaline istinaden Yuzong tarzı bir tercih gelmiş görünüyor ama. Sigibum son tercih yapacak burada. Kere olur diye düşünüyorum açıkçası. Geri yasaklarlar. Evet, bayağı mantıklı bu arada. Özellikle Leslie gelmişken Kira açık kalırsa bana bir garip bir şey olur bence zaten. Yani mantığı kalmaz Leslie'ye yasaklamak. Katılıyorum. O kadar darlamışsın, kahraman almışsın, bir üstüne Kira'yı açık bırakırsan başka nişancı da yok. Yani Brody'ye gider. Joy yasaklandı. Joy gitti. Yani birazcık daha şey yaptılar. Güzel bir yasaklama oldu mesela bu. Evet. Joy alma, carry alsınlar ama Joy almasınlar diye düşünüyor. Zaten kılganız bizi kesmesin. Hızlı bir kahraman. Nereden tercihini yapacak? Ne alırdınız Eray? Şöyle bir bakayım Koç şimdi. Bir tane... Yani açıkçası nişancı arıyoruz. Carry gibime geliyor ama Carry'ye herhalde okey verdi Estucci işte. Hani acaba yemlerine mi düşüyoruz? Öyle de bir şey var. Skynet tarafından düşünüyorum olayı. Ama bence Carry yani. Yani o Carry'yi sona bırakırlar mı? Ya ormancıyı bence sona bırakmaları daha mantıklı olur. Evet, alacakları evet, nişancıları evet. Şimdiden alsınlar bence. Uzun zamandır bekliyordum. Geldi Carry. Evet. Çok şaşırtmadı. Yani şaşırtmadı tabii.
Leslie bana birazcık işte hani düşündürücü olmuş oldu S2G'de. Çünkü ben şeyi düşündüm hani Leslie ile ban açınca son ikinci fazda herhalde Carrie'yi de yasaklayacak. Fark etmez diye öyle yasakladılar. Hani bir nişancı bir ormancı yasaklayacaksan o seçtiğin nişancı neden Carrie değil de Leslie banlarken. O biraz soru işareti oldu benim kafamda ama. Ama Leden birazcık işte kapalı kutu şu anda belki oynuyordur falan. Ondan olabilir değil mi? Evet. Belki ondan olabilir, evet doğru diyorsun. Ya çünkü Murano da söylemişti işte biz bilmiyoruz ama oyuncular birbirini biliyorlar. Evet. Belli bir seviyede oynadıkları için zaten karşı karşıya da geliyorlar. Evet. Yani yanıt şurada şöyle düşünün, orta koridora ne alacak? Yine şafaşı tarzı kullanılmayan bir kahraman mı acaba? Son 3 saniyesi kaldı. Çok net çektiler yani. Sen çok istiyordun Glu, Murano değil mi? Sen istiyordun. Evet geçen hafta ya, konuşmuştuk sanki. Tecrübe koridorunda bence esamesi unutulan bir kahraman Glu. Hem can sıkıcı hem darlayabilen, hem pozisyon bozabilen, kişiyi savaştan uzaklaştırabilen veya yakına çekebilen, takım arkadaşının yanına götürebilen bir kahraman. Buradan alındı. Güzel bir beşli oldular aslında. Gort da geldi. Ya orada ben hala sıcak değilim ya. Ne kadar orada artı birliyorum ben hep seni bu arada. Ben de yok. Biz Murano ile geçen sene bir tutulduk orada bu arada. Hala tutuldum ben. MTC 2'de bir tutulduk. Ben de tutuğum hala bu abi arada. Abi ulti açıyorsun hareket şeyin kalmıyor. Hareket edemiyorsun. Sorunu evet. Tır döndürüyor gibi böyle böyle oynuyorsun ya. Bir de yarım saatte dönüyor. Dönüyor evet. Kaplumbağa gibi bir kahraman. Ha, tek atıyor mu? Atıyor ama bütün büyücüler tek atıyor işin aslında. Ve son tercih. Güneber geldi. Zaten bugün biraz daha sahneye çıktı. Geçtiğimiz hafta birazcık unutulmuştu ama evet. Bu hafta tekrardan sahnede görüyoruz Shio. Bakalım burada neler yapacak. Kedi'ye geçti ve CC Boyla'dan. Yani iki tarafta bence güzel kadroya sahip. Biraz böyle çok alışık olmadığımız kahramanlar da var ama kime daha yakın hissediyorsunuz isimleri kapatınca? Ben yine de S2G diyeceğim açıkçası. Nolan'ı almalarından. Yine baktığımız zaman Arlott ellerinde. En iyi nişancı da onlarda. Ya farklı aslına olduğu bakarsan için ben Maşa tarafını seçerdim çünkü ya bir renklilik olsun ya. Bir renk olsun, bir farklılık olsun. Ya. Bakalım o zaman neler olacak? S2G Esports mu yoksa Squinet mi? Çok kısa bir süreden sonra bunu öğreniyor olacağız ve bu sorunun cevabını almak için söz sunucularımızda. Evet bakalım efendim Güniver'den neler bulabilecek? Squinet tarafı, orman tarafında biraz farklı bir ban pick sistemiyle başladık. Nolan'ın erken alınması senaryosu karşımıza çıktı. Banlarda orman çok tercih edilmeyince devamında Joy tercihi görmedik. Ama buna rağmen sonlara doğru Joy banı geldi ve Güniver'le kapatmış oluyor. Squinet tarafı işletebilecekler mi göreceğiz. Bir İlk haftaların yıldızıydı. Bir pause geldi galiba. Evet bir duraklatma var. Saçmaya tekrardan veriyoruz. Takımın pozisyonu ve anlık düşüncesi Aycel'in verdiği Laden çok güzel atladı ve İlkan böylelikle beraber geliyor. Laden Glu'yu düşürerek skoru bu oldu dakika 2 olmadan. Evet Kitan'ın da iyi oyunu burada Laden'le beraber çıkartmış oldular skoru. Laden'in istekliliğinde tekrar altını çizelim. İlk skor çıkmış oluyor böylelikle. Altın farkına çok da yansımamış görünüyor tabii ki minyon dalgalarının pozisyonu itibariyle ama skoru bulan taraf Skunet İlkan'ı döktüler. Kaplumbağa da haritaya geldi. Yine dediğimiz gibi aşırı tempolu başlamadı oyun Kaplumbağa öncesinde. Çok bir yukarıda alınan tekli skor var. Şimdi Kaplumbağa özelinde konuşlandı. İki tarafta bakalım neler çıkartacaklar. Uzaklardan Tobi'nin bir atışı vardı. Kaplumbağa 7K'ya kadar düştü canı. Kazue şöyle bir gelebilir. Aldı. Ya Kaplumbağa burada. 3 kişilik geldi. Lunar engellemeye çalışıyor herhangi bir çalma girişimini. Laden'in üzerinde bir miktar hasar var. Laden bu arada. Aradan götürüyor ki düşecek mi? Şöyle bir baktığımız zaman ciddi de hasar alıyor Lunar. Onun peşinde şöyle bir bakalım. Çok çıktı rahat. Mı? Devamı gelecek mi? Tobi Lunar alıyor burada. Cezalandırdı Laden'i biraz da uzun sürse bile ama şimdi ona bir ceza kesmek isteyecekler. Sisi boy yakaladı gibi. Karo'nun burada desteği var. Lunar terse kaldı düştü. Devamında şöyle bir baktığımız zaman 2'ye 1'e kadar gelmiş oluyor skor ama. Kitar peşinde yere doğru sabitledi. Buradan geri doğru çıkabilecek mi Tobi? Manası yok ama son vuruşunu yaptı. Kitar ışınlanması lazım. Son bir düz vuruş derken çok iyi. Karo istediğini yapamıyor. Burada geri doğru savuşturmaya çalıştı. Bütün yeteneklerini kullandı ama Tobi'nin o yetenek tutturması belki de son hamlesiydi. Evet skoru sağlayan hamle oldu. Laden bu arada çaldı Kaplumbağa. Onun hemen altını çizelim. 3'e 1'lik bir skor. Böylelikle 300 dolaylarında da bir altın farkı. Büyük fark. Yani gerçekten çok büyük bir fark diyemeyeceğiz. Yani öyle başladık cümle ama diyemeyeceğiz. Kitap evet. Şu an pasifi fullendi Lunar'ı geri doğru gönderiyor. Çok irite edici bir kahramansın Glu ya. Gerçekten öyle. Can sıkıcı.
Sırtına sırtına vura vura Kita'yı oradan yolladı. Laden'in yine bir hareketliliği olabilir yukarıda. Bakalım deneyecekler mi orayı? Altta bir senaryo gerçekleşirse orayı yine görüyor olacağız. Ya şöyle bir durum söz konusu. 3-1 öndeler. Altın farkında 300 altın öndeler. Kaplumbağa alınmış. Estuji bayağı geriye düştü. Ya, altın olarak olmasa da tecrübelere baktığımızda onlara da bir fark yokmuş gerçi. Bir seviyelik böyle yarım tecrübe. Ya tabii ki dakika 4. Hani çok yansıtamadı Skünet skor üstünlüğünü. Senin de dediğin gibi sayısal varyasyonlara. Ama inceden Skünet'in hani daha böyle elinin açık bir oyun olduğunu söylememiz lazım. 3-1'lik skorda bunu kanıtlıyor. Tabii ki çok da hani yansımadı sayısal olarak diğer kategorilere ama. Evet, Laden burada Lunar'ın baskısı altına düşmüştü. Karo takım arkadaşını korumaya çalıştı ama istediği olmadı. Ardından da Kita'nın ışınlanmasıyla beraber gelen net bir skor. Orta korda orada CC Boy. Yüksek hasar yemiş durumda. Lunar içeri doğru atladı. CC Boy'u geri doğru çekerek skoru tekrardan alıyor ve aradaki farkı böylelikle beraber bire düşürüyor. Evet, altında da hatta eşitlemiş oldular burayı. Şöyle baktığımızda Kaplumbağa'yı da alarak SUG eSports tarafı ilk defa resmi olarak maçın başından beri altında öne geçiyor. Skorda geri olsa da 300'lük altın farkı yön değiştirmiş durumda şu anda. Zayo şöyle bir minik hareketlenme var. Devamı gelecek mi? Yarıcana kadar düşürüldü ama Sigibum çok da yakın değildi pozisyona. Zorlamayacaklar buranın devamını ki Laden de bölgeye yakın. Tobi geliyor uzaklardan. Şöyle bir denediler ama başarı olmaz, kolay değil. Evet evet, burayı çok da zorlamazlar diye düşünüyorum ki Zayo zaten minyon dalgalarını itip kulesine yakın oynamayı tercih ediyor. Çok beni oraya karıştırmayın dedi takım arkadaşlarına. Evet evet, bu arada Tobi bir yandan da çalıları denemeyi de ihmal etmiyor tabii ki. Geçen hafta attığı basketleri hatırlıyorsun. Evet evet, yani hepsi 9'luk 10'luk, 3'lük bile değil. Burada bağırış çağırış Tobi'nin adını zikrediyorduk geçen hafta. Uzaklardan yine Novaria ile benzer performanslar çıkartacak mı göreceğiz. Begin. Çalı hala bekliyor. Tabii ki Tobi'nin çıkmasını bekliyor ama Tobi çok beklersin diyormuşçasına kule altında durmaya devam ediyor. Yani zor. Şu anda SUG skor savaş arıyor ama imkan sallamıyorlar. Erken bir duraklatma daha geliyor. Evet. Ve agresiflikten pay çıkarttı takımla. Evet, Laden de birebir durumda zaten şu an. İyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Bakalım üzerine koyabilecek mi? Görüyor olacağız. Dediğimiz gibi son dönemde birazcık tempo düştü. Buna istinaden tabii ki objektifin etrafında toplanıp yeni bir oyun sergilenebilir. Nolan bölgede şöyle bir baktığımızda ki keza CC Boy ve Jayon'un da desteğine ihtiyacı olacak. Skünet'in eğer objektifi isteyecekseler. Son kaplumbağa bu arada. Şafak Vadisi'ne inecek son kaplumbağa. Ardından evet, da Lord'a geçeceğiz. Son kaplumbağanın önemi büyük. Bakalım hangi taraf almaya daha yakın. Laden arkadan dolaşıyor. Kazuya'da rakip ormanını almayı imal etmedi tabii. Yani burayı kapatmak isteyebilirler mi? CC Boy, Jayo burada koruyacaktır. Kazuya'nın bir oyunu olursa. Karo da orada, Sigibum da orada. Bakalım isteyebilirler halen. Ki CC Boy üzerine de denediler. Çok kolay bir hedef değil CC Boy. Hiç kolay bir hedef değil aslında. Direkt bir de Kaplumbağa'ya başladılar. Laden çok hızlı. Laden çok geç kaldı. Novaria'da ultisini atıyor ama yani karşı reaksiyon gösterirken birazcık zorlandılar gibi. Evet evet, çok hızlı başladılar zaten Kaplumbağa'ya. Hani hemen bir CC Boy üzerine hareketlilik, hemen daha sonrasında hiç kovalamayı bırakıp Kaplumbağa'ya hızlı giriş, hızlı düşünüp hızlı uyguladı SUG tarafı. Bunun da meyvesini alıyor. Bayağı bir meyvesini yediler. Maşa'da bir yandan da alt koridordan takım için ilk kuleyi açmış bulunuyor. Yani birinci kule açıldı şu anda Skünet tarafında. Orta koridorda hareketlilik olacak gibi. Uf, çok iyi yer belli. Yerleri ifşer şu anda. Evet, zaten çok da kalmayacaklar burada olan bitene istinaden. Yani biraz iki tarafta birbirine kredi vermeye devam ediyor açıkçası. Alt tarafta yalnız bırakılmış bir Kita var. Onun dışında yine orta ve üst tarafın etrafında konuşlanıyor. Oyuncular hem orman hem üst taraf. Biraz böyle girdili çıktılı bir oyun var. Lunar'ın bunda etkisi çok oldu şu ana kadar. Devamını da isteyecek mi? Ya yani Sigibum burada Stay'in elinde tutuyor. Üçüncü kaplumbağa da almışlardı. Üst kuleyi açmak istiyorlar işin aslı. Evet. SUG şu ana kadar herhangi bir kuleyi açmadı. Arka tarafa doğru geldi. Karo çok iyi girip pozisyona canları azaldı. Kişav geri doğru burada ışınlanmasını kullandı. Karo hala kule altında devam ediyor. Geri doğru sabitleyebilecek mi diye baktığımız önlüler. İçeri doğru atıldı. Şu anda Lunar peşinde bütün ultisini yedirdi. Jayo bakalım burada düşecek mi? Geri doğru çekmeyi başardı ve skor gelecek gibi duruyor derken bir yandan can yeniliyor. Daireye girmedi ve buradan skor çıkmadı. Evet, hem Jayo düşmemiş oldu hem de baktığımızda hareketi ilk yapan isim Karo. Ondan önce düşen oyuncu Begin de düşmüştü. Şöyle bir baktığımız zaman Lunar'dan da bir şey bulmak isteyecekler. Kita'nın da bölgeye gelmesiyle bu kolay oldu hatta bayağı.
Yani 6'ya 3, Estruji'nin biraz zorladığı senaryo sanki Jayu'yu öldürmek için. Kule altı çok fazla size zorladılar ya, kere o kadar da kolay bir yem değil. Her ne kadar nişancı olsa da. Evet, bahsetmiştik zaten. Alınan eşyalardan dolayı birazcık diğer nişancılara oranla daha dayanıklı bir nişancı. Kikaro'nun da biraz fazla istekliliği, cevap verilmiş oluyor ona. Lord doğdu. Kazuya'nın pozisyonu çok değişik. Çok arka planda duruyor. Bakalım ne olacak? Şu anda Kere'yi gördük. Kere operasyonu var gibi. Yani Nolan eğer ki yakalarsa, ki atıldı gibi görüyorum ben. Öyle de olmuş. Burada skor çıkmış. Kere'ye düşmüş oluyor. Yukarıda zor kurtarılmıştı ama aşağıda kolay düşüyor. Kazuya'ya bir cevap istenecek hemen. Laden geldi burada. Bitirmiş oluyor. CC Boy burada kendini kurtarmak için bir hamle yaptı. Desteğe ihtiyacı olacak. Sigi bu maçlı ileriye doğru bir hareketlilik. Bir tane skor çıkarttı. Diğer taraftan CC Boy isteyebilirler. Laden durdurabilecek mi burada olan biteni? Şöyle bir baktığım zaman CC Boy yerde. Sigi Boom'dan iyi oyun. Aldı yeri, aldı yeri. Geri bir aldı. Daha. Bir tane daha skor gelecek gibi Laden'in üstünde. Yüksek hasarlar. Karo da geliyordu ve burada alt koridorda resmen... Sigi Boom'a çok yaradı burası. 13 İtleri... seviye oldu yani baktığın zaman. Kazuya'nın arkasından 14 oda. Ciddi bir de bir farm koydu. Orada CC Boy kendini çıkartmaya çalışırken takım arkadaşları da ona yardım etmeye çalışırken bunların hepsi Sigi Boom'a skor olarak geri döndü. 4'e 0 Sigi Boom. Ya bir de şöyle bir durum söz konusu. Hani ipler tamamen şu anda S3 tarafının yaptıkları tek bir savaşta. Makro oyunlarını tekrardan gösterirlerken alt koridorda kule sürmek için geldiler. Burada Lord'u kaptırdılar. Ormancısı bir şekilde Lord aldılar az önce. Evet. O da büyük bir önem taşıyor tabii ki. Hemen düşürdüler. 3 oyuncularını rakibin de ormancısı düştü. Burada şartlar eşitti. Ama Sigi Boom'dan harika bir oyun. Gerçekten evet, az önceki yapılan savaşta Sigi Boom'u şapka çıkarmak lazım. Kahramanın hasarını o kadar iyi biliyor ki. Ya ben burada bunları keserim dedi resmen. Girdi. Dediğinde yaptı. Babalar sözünü sular. Ortadan bir Lord'la ittirme geliyor. Lord'un canı bir miktar az. Onu söyleyelim bakalım ne kadar kullanabilecekler ki. Hatta Lord düştü. Çok da zorlamayacak gibi. Estoji tarafı burayı yukarıdan belki oynarlar mı? Üzerlerinde 4 kişilik vizyon var bu arada. Novaria ultiden. O yüzden çok da peşine düşmediler minyon dalgaları da ölünce. Hala Lunar bölgede. Arlot geri döndü bile Karo'yla. Şimdi tekrar bölgeye geliyor ama Lunar'ın oyunu olmadan bir... Girizgah yapmazlar büyük ihtimalle derken Kita'ya şöyle bir hasarlar ama pozisyonlanmayı bilecek Kita. Ya 3x can olması birazcık can sıkıcı ya. Evet, 3x canı var. Bir de ekstra olarak Lord'u direkt katlettiler. Lord'u göremeden Lord Dark 200 kulesi şu anda sadece sükunetin kalmış durumda. Dakika 12'ye doğru ilerliyoruz. Çok hızlı. Yani bir anda neydi az önce? Daha bütün kuleleri duruyordu. Hiç kule açamamıştı Estruji. Sükunet 2 kule açmıştı. Sonra bir savaş hop Lord ardından 3 kulelerine kadar dayanmış ve 6 kule almış bir Estruji. Bir hareketlilik şimdi Kita bir miktar hasar aldı ama devamını isteyecek ki Sigi Boom'u yok ediyor adeta burada. Yani o hasar almayı bırak üzerine skor çıkartıyor ama 2 kişilik bir oyun kazıyor. Diğer tarafta Karo'yu bulmak isteyecekler. Sisi Boy oraya atladı. Üst üste skorları 3 skor birden buldular. Sadece verdikleri isim Kita ki o da ilk 2 skoru alarak giren isimdi. 3x can'dan bahsetmiştim Burano. Al bakalım o 3x can neler yapıyormuş. CC Boy üzerinde bir miktar hasar var. Lunar onun peşindeydi. Tobi'nin desteğine ihtiyacı olacak. Jayu bölgeye geldi. Lunar burayı halen kovalar mı? Pek mümkün değil. Kita'nın hasarları ne ya? Abi dehşet hasarlar çıkartıyor ya. Gort bu arada orta koridordaki milyon dalgasını ultisiyle birlikte ittirdi. 30 saniye sonra Lord da çıkacak. Karo ile beraber Kazuya tekrardan Şafak Vadisi'ne bağlanacak. 20 saniye sonra Lord. Yani... Lord'la beraber neler yapabilecekler tabii ki. Merakla bekliyoruz. 15 saniye sonra Lord canlanacak. Bütün oyuncular canlı. Çarpları kontrol ettiğimde iki tarafında çarpının olduğunu görüyoruz. Hani devamında Karo'nun ışınlanması yok. Işınlanmamasının olmasının acısını çekebilirler. Evet bakalım nasıl bir oyun gelecek. Kita'ya dikkat edilmesi lazım. Bir önceki pozisyonda bir miktar hasar alarak başlamıştı ama iki skor birden bulan isimdi. Ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtladı. Estruji'nin cevabını görüyor olacağız. Kita yine geldi bölgeye. Şöyle bir atıldı. Baktığımız zaman ciddi hasar çıkıyor. Lunar düşmüş oldu. Böylelikle Lord kimde kalacak? Laden tekrar almış ordu Lord'u. Kita'nın hareketli oyunu var. Daha fazlasını ister mi? Karo'nun pozisyonu iyi. Çok da zorlamayacaklar gibi. Ya Laden mükemmel bir
pençe kullanıcısı bence. Pençelerinde şu ana kadar etki yarattı ama az önce hiçbir baskı görmedi. Çok rahat bir pençe kullandı ama burada verilen ciddi bir lord var. Yunar düştü. Yunar'ı arka tarafta lorda sallıyor. Arkasında takım arkadaşı yok. Takım arkadaşları farklı bir şeyle uğraşıyor. Hani lorda girmişken belki de Destuji desteğe çıksaydı orada lorda büyük bir 5'e 5 bir savaş izleyebiliriz. Ama olmadı. Evet, Kitan'ın performansını bu denli beklemiyordu bence Destuji tarafı. Biraz da şaşırtan bir pikti zaten onları. Bunun biraz ceremesini çekiyor gibiler. Destuji tempoyu bir miktar kaybetti gibi. Skünet bakalım devamını getirebilecek mi? CC boyun istekliliği vardı. Alttan bir ittirme var eş zamanlı olarak. O yüzden bu kuleyi çok daha hani bir sonraki minyon dalgasıyla beraber alacaktır Skünet ve Estuji'nin defanslayacağını düşünmüyorum açıkçası. Skünet öne geçti zaten altın farkında şu anda. Evet, Lord'la beraber belki bir tane üst kulesi açarlar derken evet kafa atan bir Lord'tan bahsediyoruz. Burada sadece doğruda destek çıkmaları yeterdi ama burada destek çıkmadılar. Lord'la beraber böylelikle herhangi bir üst kulesine kuramayacaklar gibi gözükürken Novaria ulti'ye beraber görüşünü aldı. Yunar hariç bütün oyuncuların üzerinde şu anda Novaria ultisi var ama Skelet geri doğru uzaklaşıyor. Yani ortadan kuleyi düşürüp biraz daha geniş açı istiyorlardı. Onu da buldular. Yukarıdaki kuleye de ciddi hasar çıktı Lord'dan. Belki topluca yukarıda oynasalar yukarıdaki kuleyi tamamen alırlar mıydı? O bir soru işareti ama biraz daha temkinli bir oyun tercih edecek Skelet. Öyle bir senaryo var gibi. Alandan çıkardı bir daha bakmak zorunda kalıyor ya. Çok üzücü bir durum. Evet evet. Çok üzücü bir durum. İki kere turuncu güçlendirmeyi aldı. Kill ortalığında karşılaşmada birisine suyucu aldı, birisine sükunet aldı. Şimdi üçüncü lord dakika 16'da sahnede olacak. Bakalım bu lordun sahibi hangi takım? Evet 60 saniye bir süresi var. Görüyor olacağız konuşlanmayı. Alttan sürekli bir ittirme geliyor tabii ki Estuji'nin üzerine. Onunla mücadele etmeleri de lazım Lord'dan önce. Hemen altını çizelim ki orada kaç kişinin olup olmadığını da bilmiyorlar. O yüzden çok eli açık da davranmıyorlar oradaki ittirmeye karşın. Skunet tarafı yukarıya daha konuşlanmış durumda. Kita tek başına kalan isim diğer tarafta ama yakalanmayacak, problem yaşamadı. Kazuya anlık hasarıyla beraber bir kılgan kahraman çıkarması lazım. Canları oldukça az. 25 saniye sonra Lord canlanacak. Kita'ya şöyle bir denediler ama çok da bir şey çıkmayacak gibi oradan. Yani bir 15 saniyelik Lord süresi var Lord'un özelinde. Eğer ki bir aksiyon alınırsa ona göre sonuçlar çıkacak tabii ortaya ama Kita'yı getirmeleri gerekecek Skunet'in ki şu ana kadar ellerindeki en güçlü oyuncu olarak göründü. Uzun süredir burada 3v1 burayı tutarak hareketleniyor. Şimdi yavaş yavaş buradaki ittirmeyi tamamladıktan sonra takım arkadaşlarına katılması gerekir. Hızlı başladılar. Tobi'ye ciddi miktarda hasar vardı arkadan. Lunar şimdi onu kovalarken kendi canı daha çok yanmış gibi Tobi uzaklardan denedi ama Lunar canlı diğer tarafta Kita'yı düşürmeyi başardı Nolan. Görmediğimiz uçta. Şöyle bir baktığımız zaman bu hani Lord'a dönüşür mü? Yani Lunar'ın canı az çünkü. Yo yeniledi ya canını yeniledi oradan. Bir yandan da Kita'nın da dönüşünü gördük. Nolan'la beraber. Şu anlar Lord'u rahat bir şekilde alabilirler. Kitan'ın olmaması büyük bir kayıp derken CC boy. Kötü yakalandı Gordon hasarına resmen göğüs gerdi. Burada düşmeyecek belki ama canı oldukça az. Evet. Burada canını yenilmekte sorun yaşayacak gibi gözükmüyor. Canı neredeyse bullendi. Evet evet hiçbir sorun yok. Estuji tarafı çok rahat şekilde girdi. Lord'a Kitan'ın doğmasına halen 5 saniye var. Estuji burayı alacak gibi. Kazuya diğer taraftan zaten sonucu vermiş oluyor bize ve Lord alındı. Skunet tarafı bir miktar tempo ipleri de eline almış ve Lord'u da kapatacak gibi görünüyordu son dakikalarda. Tam tersine gerisin geriye Kita'nın ters tarafta düşüşü ve buna istinaden de Estuji'nin aldığı bir Lord Murano. Estuji Lord'u aldı. Lord'la beraber eşit anda sokamayacaklar gibi. Baksana alt koridor birazcık kilitlenilmedi. Kendi haline bırakıldı. Evet. O sebepten dolayı üst ve orta koridordan rahat bir şekilde ilerleyebilirler. Bakalım bir üst kulesi garanti diyorum ama devamı için bilemiyorum. Karun'un burada büyük bir hamlesi yapması lazım derken Kita araya doğru atladı. Hamlesini yapıyor şu anda. Güzel hasarlar çıktı. Ölümsüzlükler gitti. Kita'nın canı az ve burada Kita'nın işini bitirirken arkada Lord temizlendi. Sisi boy geri doğru çekilecek mi diye baktığımızda 20 minuto ölçüsüyle beraber patladı. Sigi bu masalede ve bir üst kulesi açamadılar. Mükemmel savunma. Evet Kazuya ciddi miktarda hasar almıştı Kita'dan. Kita öldü ama Kazuya'yı da buraya çok sokmamış oldu. Hatta Kazuya halen jungle tarafta şimdi buraya gelecek. Orman taraftan hareketleniyor. Yani bir üst kulesi ucu ucuna alındı. İyi ki bir mükemmel savunma dedim. Hazar değdirdiler. Aman. Muhteşem bir hasar. CC'yi boy. Karo. Çok hasar dedi Karo. Araya doğru atıldı. 1 milyon dalgası daha geldi alt koridordan.
Geç gelen minyon dalgası olduğunu söylemek lazım. İçeri doğru minyonlar girdi. Kuleye doğru mu vuracaklar diye baktığımızda minyonları kesmek için mücadele ediyorlar. Leyden arada savaşmasında mücadele etmesine devam ederken Karun'un burada ölümsüz alındı. Canı çok az CC boy. Burada Cloud'un hasarına dayanamadı. Lunar arka tarafta Leyden'ı tutmaya çalışıyor. Canları az kaldı. Kuleye doğru vurmaya çalışıyorlar. Kasuya girdi. Kuleye doğru vurdu ve karşılaşmayı S2C Esports kazanıyor. Güzel bir galibiyet miydi? Evet. İyi oyun muydu? Kesinlikle. Dorksuz, yordun gelen milyonlarıyla bitirdiler oyunu. Evet ya oyunun sonlarında özellikle iyi oynadı S2G. Bir ara hani baktığımız zaman Skynet'in önde olduğu bir taraf da vardı. Lord'a alsa onlara da gidebilirdi. Biraz denge ama Skynet sonları pek de iyi beceremedi gibi, evet, göründü gözümüze. Evet, yani S2G son oyunu özellikle daha iyi oynamış gibi gözüküyor. Ve Shigemun 5-2-4. 202 dakika başına altın ve net bir oyun. Skor katkısı yine zaten 10 skor almışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Burada çoğunda katkı sağlamayı başardı oyuncu. Gayet net bir oyundu S2G adına. Tam net miydi diyemeyeceğim ama galibiyet geldiği sonları için aslında. En azından. Sonları en azından, son dakikalar en azından netti. Burada da maçtaki önemli pozisyonları tekrar bir hatırlayalım isterseniz. Bu çok iyiydi mesela. Yani burada sözüm maşer değil, Tobi'nin öyle bir yetenek tutturmasına kesinlikle. Kita bir ara maşayla 5'e 0 mıydı, 5'e 1 miydi? İyi de performans çiziyordu. 4-1, 4-1. 4-1 miydi? 5'te oldu beş, diye hatırlıyorum. 5-1, 5-1. Evet, ben de 5'te oldu diye hatırlıyorum. İyi bir senaryo çiziyordu. Hatta son defanslama da Kazuya'yı solo da öldürmek üzereydi. Destekler geldi Kazuya'ya. Kita erken düşünce. Bak burası mesela, bu şu pozisyonda solo skor çıkartıyordu neredeyse. Orada biraz önde düştü, sonunda oyun kapandı zaten. Ya aslında o birazcık da savunmak içindi ya. Ben bunları oyalıyorum. Siz doğru kesin. Evet, ben burada gerekli yaptım. 3 canı var adamın. Gerekli hamleyi yaptı. Birazcık daha Lord'u kestiler ama işte milyonları kesemediler. Sorun orada başlıyor. Evet, burada da aslında ne kadar yakın bir oyun olduğunu tekrardan görebiliyoruz. İşte altın durumu olsun. Tabii S2G kazandığı için kulelerde biraz daha önde gibi gözüküyor ama Lord 2'ye 1, Kaplumbağa 2'ye 1 ama güçlendirmelerde S2G'nin üstünlüğü, evet, olduğunu görebiliyoruz net bir şekilde. Yani burada da oyuncuların performansına bakınca zaten Shigemun'u görmüştük. 802 dakika başına altında Kita. Yine 58.018 hasar vermeyi, 180 hasar vermeyi başarmış ve Lunar da 134.470 hasarla beraber burada karşımıza çıkarken Tobi de en fazla asist alan oyuncu konumunda. Tabii Novaryalar genelde bu tarz istatistiklerde oldukça iyi işlere imza atabiliyorlar. Onu da söylemek lazım. Yani ikinci karşılaşma geliyor Eray. Skynet neler yapmalı? Yani aslına bakarsan şimdi Maşa Pik'i işlemedi değil.